Evet, ütü sever arkadaşlarım. Başlamıştım bile ütüye. Ondan sonra dedim niye video çekmiyorum? Çünkü seviyorsunuz. Videoyu ama ütüyü sevenler var. Bu ütüyle gerçekten çok harika, süper oluyor ütüler. Çeki çeki çeki. Fazla dikkat etmenize gerek yok çünkü çoğu yeri kendisi açıyor. Bunu severek giydiğim bir cam sivetim. Şöyle dürüp koyacağım çünkü bunları asacağım sonra. Bu da bir cam sivet. Bu da bel açık. Ben bunu da çok seviyorum. Geçen yaz izinden geldikten sonra bunları yıkadım ve ütülemeden bir dürdüm koydum çünkü bir daha giymeyeceğimi biliyordum. Burası serinlemişti bile. Harika ütü yapıyor. Yani tavsiye edebileceğim ütülerden bir tanesi. Fakat su akıtmaya başladı. Ben de fark ettim ki bunun kireç sökme şeysi var. Bunu mesela iki ütüden sonra boşaltmanız şart. Yoksa su akıtıyor. Cam sivitleri şöyle koyalım. Ha, şuna bir su geçirecektik. Sen şuraya koyalım. Bu da sevdiğim bir tane. Dolap toplama videomda bir tane leopar cam sivitimi ayıklamıştım. Deniz kenarında giyiyorum diye. Onu attım. Sonra ne bileyim elime aldım. Dedim bunu hiç giymedim sayılır. Attım onu da. Aslında onu ayıklamıştım giyiyorum diye. Şunları bir şuraya alalım. Süper. Ha. Düşürdük gene kendimizi. Ah, komm jetzt. Ne kadar sinir oluyorum ya, yer dar olunca. Bu tişörtler de dolapta durmuş, ütüsü bozulmuş. Ve hatta bunu hiç ütülediğimi zannetmiyorum. Çünkü geçen yazdan dolapta duranlardan olsa gerek. Ama bu ütünün üstesinden gelmeyecek bir şey yok. Hatta şöyle yapabiliriz. Boost'u açalım. Boost'la daha kolay. Ya ne kadar özledim Türkiye'yi ya. Nini böyle olmasaydı kesinlikle giderdim herhalde. Seneye Allah kerim bakalım Çiko'nun durumu nasıl olacak? Onu bir otele bırakabileceğiz mi? Çünkü o da 11 yaşında. Ve Nini ölürse o da bayağı bir depresif olur diye düşünüyorum. Şimdi boost bölümünü açtık. Şu elbiseyi çok seviyorum ama şu arkası hiç güzel durmuyor. Boost'u beklemeyeceğim, başlayacağım. Boost yapınca sanki kendi ütülüğü gibi bir şey. Üstünü düzeltelim. Buz çok su harcıyor ama mükemmel yapıyor. Ütünün açısı kötü oldu galiba. Onu biraz değiştirme. Aman şey, kameranın. Onu birazdan değiştiririm. Yalnız. Postayı bekliyorum. O gelsin.
Umarım gelir çünkü Türk bakkalına gideceğim. Aa, bu boost acayip bir şey. Ütü suyu koymanız lazım ama destili. Destille tesvasa destille edilmiş su. Türkçesi neyse adı. Sadece şunlar yok, ütü. Daha bir sürü ütüm var ama birlikte geleceğiz bunların üstesinden. Bunu sadece denizde giyiyorum. Onun için burada da deniz olmadığı için sadece şöyle bir üstünden geçip açacağım. Usta fakat elinizi yakma ihtimaliniz çok yüksek. Dikkat etmeniz şart yani. Bu cam switlerin hepsini asacağım. Sana ütüye gerek yok aslında. Seni niye indirdim ben? Onu da bilmiyorum. Bir bakayım. Ha, alt tarafı ama nasıl ütüleyeceğiz? Bu taraftan tövbeler olsun, ütü olmaz çünkü grafiti yazısı şey silikon gibi. Grafiti deseni yani. Ama yetti bu tarafına. Evet. Şurada da bir cam süt bitmişti. Bunları ayrı sepete koyayım. Üstüne kıyafet koymayayım yine kırışır. Çabuk kırışanlardan. Bu kıyafetler. Ama gördüğünüz gibi bu ütüyle olmayacak bir şey yok yani. Yanar diye korktuğunuz şeyleri değiriyorum, değirmiyorum arası bir şey yapabilirsiniz. Çünkü o bile açıyor yani. Yani harika. Oha ya, ama ütü reklamı yaptım. Ne bileyim, şükrediyorum. Her kullandığımda şükrediyorum ki böyle bir şeye sahip olabiliyorum. Ekmek bulamayan insanlar var. Benim kullandığım ütüye bak yani. Ha, entin ötesi. Buna da her kullandığımda şükretmeyeyim de ne yapayım? Bence böyle şeylerle mutlu olmayı bilmemiz şart. Unutmamamız lazım yani. Her şey geçici. Bolluk da, azlık da, hastalık da, sağlık da, varlık da, yokluk da bizler için. Şimdi ben aslında çok çalışan bir insanım. Çok azimli bir insanım. Fakat şu an okullar berbat bir durumda, neyin ne olacağı belli olmadığı için çalışamıyorum. Bütün her şey öbür şirketimize bakıyor yani. Bu da tabii biraz zor ama buna da şükür. O da olmayabilir. Türkiye'de yaşamanın bir dezavantajı var bence. Ha, bu şurada yaşıyorsunuz değişir, burada yaşıyorsunuz değişir değil. Bence Türkiye'de tolerans fazla yok. Yani başka düşünen, başka giyinen, başka yiyen, başka olan insanlara fazla tolerans yok. O tabii ki insana birazcık üzüyor. Çünkü ben 2,5 yıl kaldım ve biliyorum. Merak var. Toleranslı gibi görünüyor insanlar. Ama ondan sonra arkandan da kuyunu kazıyorlar. Burada tabi pek yok. Çünkü multikulti olduğu için burası. Tabii ki burada da nerede yaşadığınıza bağlı. Mesela biz burada bir köyde yaşıyoruz. Burada da şey. Yabancı olmak pek bir avantaj değil. Ama bize de alıştılar. Kaç yıl oldu mesela. Seviyorlar bizi. Sen hangi bedensin? İş tişörtü bu.
Large. Bunlardan almam lazım gene. Boost'u kapatabilirim. Normal edilebilir. Şu da var. Şu da acayip güzel. Ha, şimdi bırakayım. Normalin biraz daha üstü. Yarın dolabı boşaltırsam pantolon kazak kısmını yapacağız. İlk kısmı bitti. Şimdi bunları buraya dolduracağım. Çünkü öbür tarafa kurca yani şey olmasın. Daha gene kırışmasın baş yaptığımız iş. Ay evrenin mayasının güzelliğine bak. Minicik. Mutfak havlularını da ütülüyorum. Her şeyi ütülüyorum elime geçen. Neredeyse. Seviyorum o ütülü çıkardığım zaman. Ya ne ya, olmayacaksan şöyle yapalım o zaman. Suyu ısıtıyor. Ve o sebepten biraz az geliyor. Bu gene benim tişörtlerimden bir tanesi. Umarım sıkılmadınız yani. Sadece ütü sevenler izlesin. Ha, bu ütüyle öyle aman aman uğraşmanıza gerek yok. Onun için hani ütü hastaları, aa bu ne biçim ütü yapıyor şöyle bırtık, lütfen gerek yok. Ütümü tanıyorum. Öbür ütüler gibi değil. Ve kıyafetlerimi biliyorum. Ha, videolarımın tümünü izlediyseniz zaten ütüsüz kıyafetle dolanan biri değilim. Bu da Evren'in. Fortnite Loser Dance. Sevilen popüler bir oyun. Ben bile oynadım yani, düşün. Ama Evren pek tutkunu düşkünü değil yani. Tabi okulda herkes konuşuyor. Sevilen bir oyun olduğu için. Ütü de zaman alıyor. Dolabı boşaltmak da zaman aldı. Bugün yani sanki gün boşa gitti gibi ama öyle değil işte. Bayağı bir iş başardım. Aşağıda çoraplarla birleştirilecek. Onları sonra yaparım. Şimdi şu ütüleri bir bitireyim. Bu ne? Ha, bu Evren'in bornozu. Bunun ipi nerede? Onun ipini bulurum. Telefon çaldı. Ahmet'ti. Yolda dedi. Postacı gördüm dedi. Yani bize getirecek olan şirketi. İlk defa bu kadar büyük bir miktarda yiyecek online aldım. Buzlu bir şekilde gelecek. Tabii ki evde olmak istiyorum. Şey, her an gelebilir dedi. Oh dedim, ben de kurtuldum o zaman dedim. Dışarıda bir sürü işim var.
Hele bir de sıcakken böyle yaptığınız zaman hiç ütüsü bozulmuyor. Hiç. Sıfır. Bu yine evrenin Star Wars. Şurada bir yırtık okulunda değil. Tişörtünün birinin alt tarafı yırtık ama sokakta oynadığı zaman giydiriyorum. Çünkü sokakta yırtıyorlar. Normal. Of, bugün ne pişirsek? Benim low carb yemeklerim gelecek bugün. Onlar Frosta'dan hazır low carb yemek aldım 5 gün için. Çünkü akşamları iştahım yok ama bir şey yemem lazım. Bir şey yemek zorunda olduğum için de hiç olmazsa beslenirken low carb sebzelerini yaparım. Ya da balık işte dediğim gibi. Şipşak şipşak şipşak. Çabucak yapalım ütümüzü. İşimiz gücümüz var. Gelecekmiş. Postacı gelirse zaten ben ütüyü kapatırım. Bu videoyu da burada kesmiş olurum. Sonra artık kendim devam ederim. Aslında bayağı da ütülerim vardı ama. Hafta sonu 4 kutu ütü yaptım yani 4 çamaşır kutusu. Birikmişti. Bir de o gün 3 makine çamaşır yıkadım ben. Şimdi hemen bunun sıcağından şöyle güzelce katlıyorsunuz. En azından bu full buharlı ütülerde böyle. Ve bir daha bozulma yok. Eğer tabii siz de dolabın içine düzgün koyarsanız. Evet bu kumaş acayip çok kırışıyor. Çok sevdiğim bir tişörtüm. Ama çok kırışıyor. Bu evet biraz özen isteyen kumaşlardan. Su mu akıtmaya başladın sen? Demektir ki kireç yerine boşaltman lazım. Bakacağım. Yok. Ha işte bunu biraz özen isteyen tişörtlerden bir tanesi. Nasıl bir gömlek özen ister? Arkasından da sadece alt kısmını yapacağım. Üste gerek yok. Çünkü çift taraflı yapıyor. Ve şimdi şunu dürerken şöyle. Şöyle. O zaman hiç bozulmuyor bu. Bir de böyle küçücük. O zaman bozulma yapmıyor. Şimdi ha ipini bulduk. Ah şunun ipin üstünden geçeyim bir tane ütü. Yok ya. Saçmalama. İyice saçmaladım. Şunu da severek giydim. Yani çok uygun almıştım bunları. 5 euroya mı ne? 2 tane var bunda. Bir siyah beyaz, bir de bu. Severek giyiyorum yani. Topların üstüne hem şık hem çok rahat. Fazla ütü de kesinlikle istemiyor. Sadece alt kısmı. Bu ne? Aslında leggings'i. Ama bunu çevirmem lazım. Yoksa hangi leggings olduğunu bilmeyeceğim gideyim zaman. Bu unicorn olan herhalde. Yürüyüş ve ev temizliğinde çok rahat oluyor. Ütüye gerek yok bundan.
Hadi gel be anacığım, hadi gel be, hadi gel be postacı, hadi ya, hadi hadi hadi. Şunu geçen hafta giydim, rahat ev için böyle. Bunu dışarıda da giyilebilir. Şalvarımsı ama aşağısı dar olanlardan bu. Şimdi Mannheim'a, Frankfurt'a gidersek kıyafet görürsem hiç şey yapmayacağım, alışveriş yapacağım. Çünkü bu sene izin de olmadığı için ve seneye acaba bu yılı aratacak bir yıl olacağını bilmediğimiz için boğaza ve kıyafete vereceğim. Bu da çok sevdiğim bir yaz atleti gibi, asker yeşili. Ne düştün sen? Hı. Bunlar çok gereksiz alındı, iş için alınmıştı. Ama üst tarafı çok atletimsi duruyor. Aslında çok uygun değildi bunlar. Bir geldi. Ahmet de geri yollamak istemedi. Şimdi de öyle evde giyiyor yani ama iş için uygun değil. Çünkü gidip geldiğin yerlerde düzgün olmalısın. Evet. Şurada şimdi ütülenecek neler var onları bir çıkaralım. Sadece iç çamaşırla çoraplar aşağıda kalsın. Çorapları ve iç çamaşırları sonra katlarım. Şunları bir halledelim. Hadi gel anacığım ya. Lütfen. Lütfen. Ayın 27'sinde de kılçıksız balık filetolar gelecek. Yaklaşık 70 euroluk alışveriş yaptım orada. Sadece balık. Çünkü balık az yeniyor. Hele hele balık böyle komple olduğu zaman insan üşeniyor ve iş saatleri tutmuyor zaten. Onu hazır ayarla. Ondan sonra durmaması lazım yani. Fazla mutfakta beklememesi lazım. Onun için böyle balık filetoları, mesela bir patates salatası yaparım veya normal bir salata veya herhangi bir kinoalı salata yaparım ve kim ne zaman eve geliyorsa ona göre o balık filetolarını marine edilmiş buzdolabında bekletirsiniz. Marineyi kendim edeceğim. Zeytinyağı, kırmızı biber, limon, ondan sonra kızartabilirsiniz. Üstüne de birazcık maydanoz, bitti. Normal dükkandan da alsam balık şeklinde alsam da aynı fiyata geliyordu. Yani hesap ettim. Hani yok çok pahalı değil yani. Hani normal balığı kıyasladığım zaman çok pahalı değil. Ama değişik balık türleri, mesela birisi Türkçelerini bilmiyorum mesela. Çuprayı biliyorum. Ya Türkçelerini bilmiyorum. Yani kimisi forele, kimisi zeylaks, kimisi dogade. Yani Türkçelerini bilemem ben asla bunların. Türkçede balığı görmem lazım bilmem için. Zaten en sevdiğim balık benim. Yediğim zaman çupra. Hamsi, o da hamsi her zaman değil. Yapılışına bağlı hamsi de. Ama çupraya bayılıyorum. Veya balık fileti. Hani kılçıksız balık filetolarına bayılıyorum.
glutensiz galeta ununa bulanmış balık aldım. Buldum. Ona da çok seviniyorum. Çünkü her zaman galeta ununa bulanmış balıklar, hazır olanlar ne kadar da markası iyi olsa glutenli oluyor. Ben de canım çok çektiği zaman yemek zorundayım. Ama şimdi glutensiz bulduğum için öyle yiyeceğim. Bu sefer Mannheim'de, Frankfurt'ta otelde kalırsak güzel otelde kalmak istiyorum ve videosunu çekeceğim gittiğim yerlerin. Bana geriye dönüş yapmadınız Instagram'da ilgili, orada da story istiyor musunuz istemiyor musunuz diye. Oo, düştü. Onun için kararsız kaldım. Gelmedi. Saat kaç ki? Evren'i almam lazım birazdan benim. Ama daha vakit vardır diye düşünüyorum. Yok. Böyle. Düştü. Düştü hepsi. Şunu bir evvelden halledelim. Ve şunları yer kaplamasın. Ütülenip konulduğu zaman bu mutfak havluları kullanırken de çekiniyor insan. Aa, ütülüymüş. Fazla fuzuli kullanılmıyor. Gerçi bizde mutfak havlusu çok kullanılıyor. Bunu sadece bu taraftan yapabilirim. Çünkü önünde bir payetli aplikası var. Bozulur. Meracığım, nerede kaldın sen ya? Ha, bu da çok sevdiğim bir jumpsuit. Siyah. Yeni almıştım bunu. Bunu bacaktan düzeltmem lazım. Öyle ütü basmam lazım. Yoksa güzel olmaz. Şurasını da şöyle düzeltmemiz lazım. Hemen güzelce dürüp cam sivitlerin oraya. Oh, düşüyordum. Of, yok, bu ne zaman gelecek ya? Şimdi galiba fazla ütüm kalmadı. Bir kutu şey var. Havlu ve yatak nevresi mi? Saate bakmak istedim, saat bulamadım. Şunları bir çekelim. Ve şimdi bunu ütülemeyeceğim. Bu plaj havlusu. Bunu hemen yerine kaldıramayacağım. Neden? Çünkü orası dolu. Şunu bir de şunu ütüleyeceğim. Saati bilseydim iyi olacaktı. Evet, az kaldı. Yatak nevresimlerine geçtim. Şunları şöyle katlayıp ütüleyeceğim.
Çünkü bunlar ince versiyonu. Ama bunları Boost'la ütülemem lazım. Yoksa öbür tarafına geçmez. Diyeceksin ki yatak nevresinden niye ütülüyorsun? Bu ütüyü geldi geleli yatak nevresinden ütüleyip de kaldırmayı bayılıyorum. Çünkü çok güzel düzgün duruyor dolapta. Hadi bakalım. Rahatlama videosu gibi bir şey oldu bu size. Sonra böyle öbür tarafından gerekirse ütüyü basıyorum. Bir de bittiği vakit üstünden bir kere geçiyorum ve kenara alacağım yer yok. Şöyle yapmam lazım. Burada çok ütü kalmamış. İyi ki. Bir de dürüp de atıyorum ben makineye. O zaman fazla kırışmıyor. Evet açılıyor ama fazla kırışmıyor. Kurutma makinesine dürülü bir şekilde koyuyorum. Çalıştığım vakit ne kadar zaman bulurum bunlara bilmem. Bulurum bulurum. Ben böyle alıştım şimdi. Çok düzenli bir şekilde. Yes. Şöyle. Mis gibi oluyor. Çok da yer kaplamıyor. Ve şimdi bunun yastıkları var. Yastıklarını çok seviyorum ütülemeyi. Çünkü fazla yer almıyor ütü masasının üstünde. Ve bombastik oluyor. Zamanım çok bol olsa 10 kere geçeceğim üstünden. O kadar seviyorum bu nevresimden ütülü halini. Postacım o. Bir araba duydum onu. Auç. Bir de şunu Evren'in yatağına takmıştım.
Ha bunu jilet gibi yapın demiyorum ama çok güzel oluyor sonra yatağın üstüne serdikten sonraki görüntüsü de çok güzel düzgün. Belki çok kişi yatak nevresim ütülemiyordur. Ben de ütülemiyordum bir önceki ütümle. Ama şimdi şart. Biraz acele ediyorum şu an. Çünkü birazdan Evren'i almaya gideceğim. Postacıya diye mektup bırakacağım. Birazdan geliyorum çocuğu almaya gittim diye. Ya kapının önüne bırak ya bir daha gel. Çünkü buzlu eşya var. Yoksa bana ne isterse 4 gün sonra gelsin. 72 saat saklayan kuru buza koyuyorlar. Yemeklere. Bakacağım ama. Eğer en ufak bir şekilde açılma varsa hemen resmini çekip telefon açacağım oraya. Diyeceğim siz gidin başkasına kalın. Dünden beri kurduğum şeye bak. Ruh hastasıyım ben. Her şey %500 doğru olsun diye böyle ne bileyim öyle bir takıntılı olan bir insansanız böyle kuruyorsunuz işte kafanızda. Her şeyde öyle diyelim mesela. Her şey %500 şöyle olacak diye bir şey yok. Hayatta her zaman biraz pay bırakman şart. Bir de şu. Şunlar da var ama sonra bittik. Bittik. Sadece toplamaya bakacağım. Şunları şu kenara alalım ki yatak biraz mantıksız mı düşündün ne? Evet. 2 dakika şunları yerleştirmem lazım arkadaşlar. Ve Evren'in bu bornozunu takmam lazım şuraya. Askıya. Onun için beni göremiyorsunuz. 2 dakika. Sabır. Geliyorum. 2 dakika sabır. Şunu şuraya kaldıralım. Bu da plaj havlusu yukarı. Yes. Biz işimizi şipşak bitirdik. Adam halen daha gelecek. Benim şimdi yukarı çıkmam lazım. Bunu sonra devam edebileceğim. Ay, terledim, yoruldum. Kusura bakmayın, devam edemeyeceğim. 3 parça şey kaldı ama yukarı çıkıp saate bakmam lazım bir daha. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum bırakmayı, beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Hoşça kalın.